Lütfen yerinize oturun. Sen yeni milletvekilisin. Hangi menfaatlerini kaç paraya kime sattınız? Konu Kıbrıs politikaları. Demokratik açılımın meclis mesaisi kavgalı başladı. Gün boyu süren gerginlik akşam saatlerinde doruğa çıktı. Açılımın ön görüşmesinin 10 Kasım'da yapılmasına muhalefet zaten tepkiliydi. AK Parti adına kürsüye çıkan Grup Başkan Vekili Suat Kılıç'ın sözleriyle tansiyon daha da yükseldi. Öyle bir kara propaganda yaptınız ki, öyle bir dezenformasyon yaptınız ki, milletin iradesiyle öylesine dalga geçtiniz ki, yalanın bini bir para. Ve muhalefetin MHP cephesinde bardağı taşıran son damla Kılıç'ın kapalı oturumları hatırlatmasıyla yaşandı. Kılıç, DSP-MHP-ANAP koalisyonunda 2000 yılında Mavi Akım kapalı oturumda genel görüşmeyle konuşuldu dedi. Çok sert suçlamalarla bir soru sordu. O genel görüşmede Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi menfaatlerini kaç paraya kime sattınız? İşte bu sözlerin ardından genel kurulda ipler koptu. MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı bağırarak yerinden fırladı ve küfürleşmeler yaşandı. Bu kapalı oturumda getirdikleri konu Kıbrıs politikaları. Ve yine kapalı oturum. Yine kapalı oturum. Lütfen yerinize oturun. Ağızlardan çıkan sözler Meclis Genel Kurulu'nda şok etkisi yarattı. Lütfen yerinize oturun. MHP milletvekilleri sıralara vurarak, bağırarak Kılıç'a tepki gösterdiler. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin oturuma ara verirken MHP'li vekiller kürsüye yöneldi. CHP ve DTP milletvekilleriyle bazı bakanlar araya girdi. Kıbrıs politikaları. Ve yine kapalı oturum. Yine kapalı oturum. Oturuma verilen arada milletvekilleri tartışmaya devam etti. Sen yeni milletvekilisin. Koalisyon hükümetinin neler yaptığını bilmiyorsun. Oturum yeniden başladığında Suat Kılıç konuşmasını sözlerine açıklık getirmek üzere sürdürdü. Siyaseten üsluba herkesin dikkat etmesi lazım. Bu tarz değerli arkadaşlar. Hükümetin demokratik açılım için genel görüşme talebi kabul edilirken akıllarda Kılıç'ın sert sözleri ve o sözlere yönelik tepkiler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi menfaatlerini kaç paraya kime sattınız? Konu Kıbrıs politikaları. Ve yine kapalı oturum. Meclisteki gerginlik bugün Plan Bütçe Komisyonu'na da yansıdı. İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Bakan Beşir Atalay, biz şehitlerimizin cenaze törenlerini istismar etmiyoruz deyince MHP'li üyeler tepki gösterdi. Şehitlik ne demek onu iyi biliriz. Ve biz tabii cenaze törenlerinde bağırarak istismar değil ama evlerini ziyaret ederek mutlaka o şehit analarının elini öperek bu şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılarız. Onları içimizde bunu derinden hissederiz. MHP'li milletvekillerinden bazıları bu sözlere dağdan geleni davulla zurnayla karşıladınız, şehit aileleri coplandı diyerek yanıt verdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.